Değerli arkadaşlar, biyoloji soru çözümüne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda solunum sistemi ile ilgili konuyu, solunum sistemini sorular üzerinden tekrar edeceğiz. Hemen sorularımıza geçelim isterseniz. Evet, ilk sorumuzda arkadaşlar solunum sistemi ile ilgili genel bir yapı var. Bakalım, insanda solunum sisteminde yer alan bazı yapılar aşağıdaki şekilde numaralandırılmıştır. Bu yapılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birin yapısındaki kıllar havayı mikrop, toz ve benzeri maddelerden temizler. Doğru bir bilgi. İkinin yapısında, kalemi alayım. İkinin yapısındaki kıkırdak halkalar bu yapının her zaman açık kalmasını sağlar. Evet arkadaşlar, soluk borusunun içerisinde epitel doku, ortada kıkırdak halka, en dışta ise bağ doku vardı. Üçüncünün iç yüzeyinde hareketli siller taşıyan epitel hücreleri ve mukus salgılayan hücreler bulunur bronşlarda. Var mıdır arkadaşlar? Vardır. Devam edelim. 4 iki katlıdır. Pleura, evet, çift katlı bir zar ve iki zar arasında bulundurduğu sıvı ile akciğerin hareketini kolaylaştırır. Doğru bir bilgi. Bu özellikle soluk vermede de arkadaşlar yüzey geriliminden dolayı işimizi kolaylaştıracaktır. 5'in yapısında çok katlı epitel bulunur. Bakalım 5 neymiş arkadaşlar? Alveoller. Evet, epitel dokudan oluştuğu doğrudur ama acaba tek katlı mıydı, çok katlı mıydı? Tek katlıydı çünkü gaz alışverişi daha kolay olsun diye. Cevabımız bu noktada Edirne olur arkadaşlar. Evet, geçelim bir diğer sorumuza. İnsanda soluk alma ile vücuda alınan hava aşağıdaki yapılardan hangisinden en son geçer arkadaşlar? İnsanda soluk alma olayında arkadaşlar sırasıyla nasıldı? Bronşlar, burun, daha sonra yutak, daha sonra gırtlak, daha sonra soluk borusu, bronş, bronşçuk ya da bronşiyol ve en son alveolle sonlanıyordu arkadaşlar. Bakalım sıralayacak olursak şöyle buradaki 5 tane yapıyı. Önce bron arkadaşlar, daha sonra yutak, daha sonra soluk borusu, ardından bronş ve en son da bronşçuktan geçecektir. Dolayısıyla cevabımız burada E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. İnsanda solunum sistemi yapılarından soluk borusu ve bronşların iç yüzeyinde hareketli siller taşıyan epitel hücreleri ve mukus salgılayan goblet hücreleri bulunur. Tamam, hangileri doğrudur? Salgıladıkları mukus ile solunan havadaki toz, mikrop gibi yabancı maddeleri tutar. Evet, bakın aldığı havayı nefes aldığınız zaman arkadaşlar, alınan havadaki çeşitli maddeler hem burunda hem de arkadaşlar soluk borusunda bulunan o mukus tabakasında ne yapacaktır? Temizlenecektir. Epitel hücrelerindeki sillerin genize doğru hareketi ile tutulan yabancı maddeleri mukusla birlikte dışarı atarlar. Evet, yukarı doğru, geniz dediğimiz işte yutağa doğru arkadaşlar oradaki tutulmuş maddeleri itecektir. Bu da doğru bir bilgidir. Solunan havanın hiçbir özelliği değiştirmeden akciğere iletilir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hem ne dedik? Burunda, daha sonra soluk borusunda temizleniyordu. Dolayısıyla cevabımız burada B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, bir diğer soruya bakalım. İnsanda solunum sistemi yapılarından biri olan burun. Evet, bakalım hangilerini yerine getirir. Havayı mikroplardan, tozlardan temizleme var mıdır? Vardır. Havayı ısıtma ve nemlendirme vardır. Havanın oksijen oranını artırıp karbondioksini azaltma, böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 2 olacaktır. Burada küçük bir hatırlatma yapayım. Özellikle bu soruyu da almamın sebebi arkadaşlar, sorularda genellikle ısıtma diyor ama tam doğrusu da şudur. Arkadaşlar, havanın sıcaklığını ayarlama. Aşırı sıcaksa soğutma, soğuksa da ısıtma. Ama nihayetinde burunla hava içerimize çekildiği zaman bir konveksiyon olduğu için havada bu esnada ne yapmaktadır? Soğumaktadır. O nedenle burun içerisinde tekrar ısıtıldığı kabul edilir arkadaşlar. Tamam. Buna da dikkat etmemiz lazım. Evet. Bir diğer soru. Solunum sistemiyle ilgili yapılardan. A'dan oluşan alveollerin iç yüzeyi nemlidir. Bakalım. A'dan hemen bakıyorum. Tek katlı mıydı, çok katlı mıydı? Arkadaşlar tek katlıydı. A ve C'yi eliyorum. Alveol içindeki havada bulunan B molekülleri yüzeydeki nemde çözünür. Alveolü saran kılcal damara geçer. Ne geçecek? Oksijen geçecek arkadaşlar. O zaman şunları şöyle eriyelim tekrar. Evet. Kandaki C molekülü ise kılcal damardan alveole geçer. Bu da karbondioksit molekülü olacak. Dolayısıyla cevabımız burada B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıda bir insanın akciğerinde bulunan alveol ve maddede çeşit madde alışverişi halinde olduğu kılcal damar şematik olarak gösterilmiştir. Tamam. Hangi kılcaldan bahsediyor alveolün etrafını saran? Akciğer kılcallarından bahsediyor arkadaşlar.
Şekildeki yapılarda gerçekleşen olaylar ve numaralanmış bölgelerdeki kanla ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Alveol ile kılcal damar arasında gaz değişimi difüzyonu olur. Doğru. Arkadaşlar bakın şuraya hemen bir yıldız koyalım. Şimdi iki şeyin bizim vücudumuzda arkadaşlar aktif taşıması yoktur. Nedir kardeşim bunlar? Bir, su. İki, solunum gazları. Suyu ve solunum gazlarının taşınmasında aktif taşıma kelimesini gördüğünüz an o yanlıştır arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Su daima, 9. sınıf konusuydu hatırlayalım. Su daima ozmotik basıncın yüksek olduğu yere doğru hareket eder. Sen suyu aktif taşımayla taşıyamazsın. Eğer A noktasından B noktasına suyu taşıyacaksan, B noktasının ozmotik basıncını artıracaksın. Difüzyon gazlar içinde, bu olay sadece difüzyonla olur arkadaşlar. Solunum gazlarında dikkat etmemiz lazım. 1 numaralı bölgedeki karın oksijen oranı 4 numaralı bölgedekinden fazladır. Bakalım şöyle. Kirli kan geliyor, temizleniyor. O zaman buradaki kirlidir, buradaki temizdir arkadaşlar kanın akış yönüne göre. Dolayısıyla 1'deki oksijen oranı 4'tekinden fazla değil, az olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geçtik. Akciğerleri oluşturan hava keselerinin, ki biz buna ne diyoruz? Alveol. Tamam mı? Hava keseleri. Alveollere ayrılmış olmasının temelde. Arkadaşlar, bakın yine 9. sınıf konusu. Hücre zarında madde alışverişinde şundan bahsettik. Difüzyon hızına etkileyen faktörler. Bunlardan birisi de difüzyon yüzey alanıydı. Difüzyonun yüzey alanı ne kadar artarsa difüzyon hızı da o kadar artar. Dolayısıyla bakın şu an siz akciğerleriniz, iki akciğeriniz toplamda arkadaşlar 75 ile 100 metrekarelik bir alan. Net bir rakam söyleyemiyorum çünkü kişiden kişiye değişir bu. 75 ile 100 metrekarelik bir alanı göğüs boşluğunuza sığdırmış durumdasınız. O zaman ne olacak arkadaşlar? Alveollerin temel amacı solunum yüzeyini ne yapmak olacak? Genişletmek olacak. Dolayısıyla bununla ilgili bir şık arayacağım. Cevabımız burada C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geçtik. Soluk alma ile akciğerlere dolan havadaki oksijen moleküllerinin doku hücrelerinde enerji üretiminde kullanılabilmesi için hangi sıraya göre geçmeli? Bakalım mı? 1 arkadaşlar. Öncelikle nereden nereye? Akciğerlere dolan. 1 alveol. Oradan arkadaşlar nereye? Akciğer kılcallarından geçen alveol. Dokuya gidecek. Doku kılcallarındaki kanda daha sonra doku kılcallarından da doku sıvısına geçecek. Dolayısıyla cevabımız 1, 3, 4, 2 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur burada. Evet, bir diğer soru. Aşağıda şekilde alveol ve akciğer kılcalları doku kılcalları ile doku hücreleri arasındaki yapılan gaz alışverişi görülüyor. Eyvallah. Buna göre hangileri doğrudur arkadaşlar? 1 oksijen 2 karbondioksittir bakalım mı? 1 oksijen evet ok yönüne dikkat edin akciğer kılcallarına geçiyor. 2 karbondioksit. Peki bu durumda 3 ne olur? Oksijen öyle değil mi? Dokudan doku kılcallarından doku hücrelerine 4 de karbondioksit olur. Peki buna göre şekildeki numaralarla gösterilen yapılardan hangisi doğru dedik? 1 oksijen 2 karbondioksittir. 1 oksijen 2 karbondioksittir doğru. 3 oksijen 4 karbondioksittir. Bu da doğru. 1 karbondioksit yanlış oksijen olacak. Gerisini okumuyorum. 3 karbondioksit mi? Bakıyorum. Yanlış oksijen olacak. Cevabımız arkadaşlar burada 1 ve 2 olur diyelim. Evet. Devam ediyoruz. Bir diğer kavram. Değerli arkadaşlar, alveolleri oluşturan epitel hücreleri alveolün iç yüzünü ince bir tabaka şeklinde örten lipoproteinleri salgılar. Bakın dikkat edelim. Tamam. Hatta son zamanlarda bu lipoproteinler ders kitaplarımızda da böyledir. Sürfaktan olarak ifade ediliyor. Bu salgı sayesinde kılcallardan alveollere daha az su geçer. Ayrıca lipoproteinler alveollere esneklik kazandırarak havanın dışarıya daha kolay atılmasını sağlar. Şimdi bu paragraftan aynı zamanda arkadaşlar biz lipoproteinlerin ya da sürfaktanın görevini de öğrenmiş olduk. Buna göre lipoprotein salgısı normalden az olan bir birey. Hadi buyurun. Durumlarından hangilerinin gözlenmesi beklenir? Soluk vermeyle kaybedilen su miktarında artma. Yanlış şey pardon. Doğru bir bilgi. Çünkü azaltıyordu. Su kaybını azaltıyordu. Tamam. Alveol esnekliğinde azalma. Evet. Dışarı hava atılmasında zorlaşma. Evet. Çünkü esnekliğini kaybettiği zaman arkadaşlar alveoller hava atılmasında ne yapacaktır? Zorlaşacaktır diyelim. Ve cevabımız E şıkkı dedikten sonra bir sonraki soruya geçelim. Evet, insanda metabolizma sonucu oluşan karbondioksitin dışarı atılmasında izlenen yol. Acaba hangisi? Şimdi, nerede arkadaşlar? Hücrede oluşacak mı?
Tamam. Hücreden nereye? Doku sıvısına. Doku sıvısından arkadaşlar kana, kandan da akciğerlere geçecek. Bakıyorum bu soruya en uygun olan C şıkkıdır deriz arkadaşlar. Tamam mı? Buna da dikkat edelim sıralama soruları. Geçtik. Aşağıdaki olaylar arkadaşlar klasik bir soru tipi bakın. Soluk alıp verme mekanizması. Tamam mı? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Her sınavda arkadaşlar karşımıza çıkma ihtimali olan bir soru tipi. Aşağıdaki olaylar soluk alma ve soluk verme sırasında gerçekleşenler olarak gruplara ayrıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Bakalım. Şimdi soluk almada arkadaşlar ne yapıyordu? Diyafram kası ve kaburgalar kasları kasılıyordu. Akciğer hacmi artıyordu. Bu durumda ne oluyordu? Basıncı azalıyordu ve hava içeri doluyordu. O zaman akciğer hacminde azalma diyorsa soluk verme. Göğüs boşluğunda genişleme diyorsa alma. Diyafram kasında kasılma, alma düzleşiyordu. Karına doğru iniyordu ve göğüs boşluğunu artırıyordu. Akciğer iç hava basıncı düşüyorsa ki atmosfer basıncından daha düşük olduğunda hava içeri giriyordu alma. Kaburgalar arası kaslar kasıldığında yine alma oluyordu. Dolayısıyla burada B, C, D, E şıkkı soluk alma ile ilgili. A şıkkı ise arkadaşlar soluk verme ile ilgili olur dedikten sonra hemen bir diğer soruya geçiyorum. Evet bakalım. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insanın akciğerlerinde alveoller ve bu yapıyla ilgili damarlar gösterilmiştir. Şekilde numaralandırılmış damarlardaki kanların özellikleri ile ilgili hangisi doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Şimdi önce damarları bir isimlendirelim mi? İki zaten vermiş akciğer kılcalları. Alveole kan getiren damar. Yani ne? Akciğer atar damarı. Doğru mu? Kirli kan taşıyordu. Alveolden kan götüren damar akciğer toplar damarı. Nasıl kan taşıyordu arkadaşlar? Temiz kan. Birdeki oksijen oranı 3'ten azdır. Evet doğrudur. Atar damar olmasına rağmen kirli kan taşıyan arkadaşlar damarlarımızdan birisiydi. Akciğer atar damarı. 3'ün karbondioksit miktarı 1'den fazladır. Doğru mu arkadaşlar? Kirli kan alveol kılcallarında temizlenecek. Dolayısıyla 3'teki karbondioksit 1'den daha azdır olacak. O nedenle yanlış. Alveol ile oksijen ve karbondioksit alışverişi 2 numaralı damar ile yapılır. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Çünkü bakın sadece gaz alışverişi değil arkadaşlar. Madde alışverişleri mutlaka ve mutlaka nereden gerçekleşir? Kılcal damarların olduğu yerden gerçekleşir ve cevabımız burada C şıkkı olur arkadaşlar. Evet, bir diğer soru. İnsan kanındaki alyuvarlar olgunlaşma sürecinde çekirdeklerini kaybederler. Bu durum hangilerini sağlamaya yöneliktir? Taşınan oksijen miktarını artırma. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Olgunlaşmış bir alyuvar çekirdek ve organellerini kaybederek daha fazla hemoglobin ki ortalama bakın bir alyuvarınızda sizin 250 bin civarında arkadaşlar hemoglobin molekülü bulunur. Peki sen bu kadar hemoglobin molekülünü nasıl sığdıracaksın? İşte bazı şeylerden taviz vererek. Tamam mı? Peki hemoglobin fazla olursa ne olur? Taşınan oksijen miktarı artar. Tamam mı? Bu doğru. Kan hacmiyle efendim alakası yok ki. Taşınan besin miktarı alakası yok. Alıyor çünkü. Dolayısıyla cevabımız burada yalnız 1 olacaktır. Dedikten sonra hemen yapıştıralım bir diğer soruyu. Evet, insanda soluk alıp verme sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasıldığında akciğerler genişler. Doğru bir bilgi. Tamam. Zaten doğru olanlar. Akciğerler genişlediğinde akciğer iç hava basıncı düşer. Ve bakın arkadaşlar konveksiyon. Şimdi fizikte şunu söylüyoruz. Diyoruz ki akışkanlar daima basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket eder. Hava bir akışkan değil mi? Evet. O zaman nefes alırken arkadaşlar nefes alırken atmosfer basıncı akciğer basıncından yüksek olmalı ki hava içeri girsin. Doğru bir bilgi. Tamam. Diyafram ve kaburgalar arası kaslar gevşediğinde akciğer hacmi azalır. Basıncı ne olur? Artar ve hava dışarı çıkar. Yani şu iki soluk vermede, şu iki ise soluk almadaki olaydır. Bu bilgilere göre hangileri doğrudur arkadaşlar? Soluk alma sırasında akciğer içi hava basıncının düşmesini sağlayan olaylar gerçekleşir. Doğru bir bilgi. Soluk verme sırasında akciğerin daralmasını sağlayan olaylar. Daralırsa ne olur? Hacim azalır. Basınç artar. Doğru bir bilgi. Soluk alma sırasında diyafram ve kaburgalar arası kasların durumu soluk verme sırasındakinden farklıdır. Doğru mu? Evet. Ne diyorsunuz? Doğru bir bilgi. Çünkü soluk alırken kasılıyordu, soluk verirken gevşiyor. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar E şıkkı olacaktır diyelim.
Evet, aşağıdaki şemada oksijen ve karbondioksit taşınma sırasında alveoller ve alveol kılcallarında gerçekleşen olaylar verilmiştir. Bakalım, şemadaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Evet, alveollerde oksijen miktarı azalırken karbondioksit miktarı artar. Alveollerde oksijen miktarı azalırken karbondioksit miktarı artar. Doğru bir bilgi mi? Şimdi şekle bir bakalım isterseniz. Nerede? Alveol burası. Evet, alveoldeki oksijen kana geçiyor. Dolayısıyla oksijen miktarı azalıyor. Karbondioksit de kan plazmasından alveole geçtiği için artıyor. Doğru bir bilgi. Kan plazmasında bikarbonat iyonu azalır. Bakalım mı? Bikarbonat içeri giriyordu. Hemen hidrojenle birleşip karbonik asiti. Karbonik asit de arkadaşlar karbondioksit ve suya parçalanıyordu. Evet, doğru bir bilgi. Alyuvarda karboksihemoglobin miktarı artarken oksihemoglobin miktarı azalır. Yoksa tam tersi mi? Arkadaşlar, buradaki karbondioksite dikkat edelim. Bak, karbondioksit hemoglobinden ayrılıp nereye geçiyor? Alveole. Oksijen de hemoglobine bağlanıyor. Dolayısıyla bu tam tersi olacak. Alyuvarda karboksihemoglobin azalırken oksihemoglobin artacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır diyelim arkadaşlar. Evet. Bakın, yine klasik bir soru tipimiz. Soluk alma, soluk verme de hangilerini nasıl çizebiliriz? Akciğer hacmi ne olur arkadaşlar? Bakalım. Soluk alma durumundan soluk verme durumuna geçen. Bak, soluk verecek. O zaman akciğer hacmi azalacak. Öyle değil mi? Hacim azalırsa basınç artar. Basınç artar. Göğüs boşluğunun hacmi ne olur? Göğüs boşluğunun hacmi arkadaşlar, akciğer hacmi de azalıyorsa göğüs boşluğunun hacmi de azalacaktır deriz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar azalır azalır artar şeklinde olacaktır. Evet, geçtik. Aşağıdaki grafikte bir insanın dolaşım sisteminde kanın oksijen derişimi gösterilmiştir. Değişim. Tamam. Buna göre grafikteki zaman aralıklarından hangisinde kan doku kılcallarından, hangisinde alveol kılcallarından? Bak, şimdi ipucumuz şu değerli arkadaşlar. Madde alışverişi nerede oluyordu? Kılcal damarda. Atar ve toplar damarda madde alışverişi olmaz. O nedenle oksijen miktarı değişmez. Bak şimdi. O zaman madde değişiminin olduğu yerler kılcal damarlar. Yani 1 ve 3 değil, 2 ve 4 kılcal damar. Doğru mu? Peki oksijen miktarı nereden geçerken artacak? Akciğerden. O zaman 2 alveol kılcalı ya da akciğer kılcalı, 4 ise doku kılcalıdır arkadaşlar. Tamam mı? 1 ve 3 otomatikmen elersiniz. Cevabımız ne olur? D şıkkı olur arkadaşlar. Bu şekilde bazı soruları çözmemiz daha kolay olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sağlıklı bir insanda akciğer kılcallarından geçen nereden geçiyormuş kan? Akciğer kılcallarından. Hangisi yanlıştır bakalım. Oksijen hemoglobine bağlanacak. Kardeşim, bu doğru. Karboksihemoglobin azalır, doğru. Çünkü karbondioksit hemoglobinden ayrılıp alveole geçecek. Peki, alveolar miktarı zaten sabit. Sıkıntı yok. Peki, ne olacak? HBH. Bu hidrojen ayrılacak. Tamam mı? Ayrılacak. Ve plazmadan alyuvara giren bikarbonatla birleşecek. O zaman bu doğru. Doğru mu? Ama bikarbonatla şu bikarbonat iyonları da hidrojenle birleşeceği için bunun da ne yapması lazım? Azalması lazım. O nedenle cevabımız burada D şıkkı olacaktır. Evet, geçtim. Bir diğer soru. Oksijen ve karbondioksit gazlarının taşınması sırasında meydana gelen bazı tepkimeler aşağıda verilmiştir. Tamam. Bak, yine klasik bir soru tipimiz. Bunlardan hangileri alveol kılcallarında, hangileri doku kılcallarında gerçekleşir? Karboksihemoglobin miktarı bak azalıyor. Bu karbondioksit ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın? Hayır, alveolden atacaksın. O zaman burası alveolde. Tam tersi doku kılcallarında. Bak, oksijen birleşmiş hemoglobin. Ne yapıyordu hemoglobin? Dokulara oksijen taşıyordu. O zaman birleştiğine göre daha dokuya taşıyacak. Nerede birleşir? Alveolde. Tam zıttı da dokuda. O zaman 1 ve 3 alveolde arkadaşlar. 2 ve 4 doku kılcallarında gerçekleşen olaylardır derim. Evet, devam ettik. İnsanda soluk alma ile solunum sistemine giren hava bu yolda ilerlerken nem oranı, nem oranı ne olur? Artar. Nemlidir. Çünkü nemli yüzeylerde difüzyon hızı fazladır. O nedenle zaten bizim akciğerimiz vücudun içine çekilmiş. Balıklarda niye dışarıda? Arkadaşlar, çünkü zaten suda nemli. Karada yaşayanlarda bakın, adaptasyon. Karada yaşayanlardaki en büyük sıkıntılardan birisi nedir biliyor musunuz? Solunum organının nemli tutma. Çözüm vücudun içine çekmek. Sıcaklık artar, toz miktarı ne yapar? Azalır arkadaşlar. O zaman ne deriz? Artar artar
azalır şeklinde olacaktır. Cevabımız B şıkkı olur. Hadi bakalım. İnsan vücudunda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sırasında ATP harcanır? Bak kardeşim, bak. Oksijen, oksijen, karbondioksit, karbondioksit. He, biraz önce hatırlıyor musunuz? İki şeyin ben size aktif taşıması yoktur demiştim. Su ve ne? Solunum gazları. Direkt hele. Bak. Okumadım bile. Ha, okuyalım. Diyafram kasının kasılıp gevşemesi. Evet, kaslar kasılırken de, gevşerken de ne harcıyordu? ATP molekülü harcıyordu. Cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Evet. Bir diğer soru. İnsanda kan organlarından hangilerinin kılcallarından geçerken, bak, bak, oksijen hemoglobinden ayrılıyor. Bak şimdi, şöyle soralım. Oksijeni hemoglobinden ayırıp ne yapacağız? Turşusunu mu kuracağız dedik. Hayır. Ne yapacak? Dokuya geçecek. Öyle değil mi? O zaman burası doku kılcalı. Kardeşim, al, al, al. Alveolde ne olacak? Artacak. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne olur? 1 ve 1, 3 ve 4 olur. Tamam. Devam ettik. Oksijen basıncı düşük olan ortamlarda yaşayan insanlar. Acırım onları. Oksijen basıncı yüksek olan ortamlarda yaşayan insanlardan farklı olarak. Neresidir burası? Yüksek ortamlar arkadaşlar. Yüksek ortamlarda havanın kısmi basıncı azalır. Oksijenin kısmi basıncı azalır. Oksijen miktarı azalır. E o zaman az oksijenden fazla yararlanmak istiyorsan yapacağın şey fazla miktarda hemoglobin bulundurma. Arkadaşlar düşük kan basıncına sahip olma, fazla sayıda akyüver bulundurma, kalp atış hızına yavaş olması, az sayıda alyüver bulundurma. Şunu da E şıkkı olursa zaten duman. Olmaz. Zaten oksijen az, alyüver de az. Alyüver fazla olacak. Şimdi C şıkkında bir çeldirici yapmış. Katakulle akyüver demiş. Bak düşmeyelim bu tuzağa. Kalp atışı hızlanacak. Kan basıncı buna bağlı olarak yüksek olacak. Arkadaşlar fazla miktarda hemoglobin bulundurması veya alyüver bulundurması en mantıklı olanıdır. Cevabımız arkadaşlar A şıkkı deriz. Geçtik mi? Aşağıdaki tepkimelerden hangisi akciğer kılcallarında gerçekleşmez? Hadi bakalım. Evet, karbondioksit ne yapacağız? Atacağız. Karbonik asitin su ve karbondioksite oluşması. Karbondioksit ne yapacağım? Atacağım. Tamam. HBH hidrojen hemoglobinden ayrılınca ne olacak? Bikarbonatla birleşecek. Akciğer kılcallarında. Bak, akciğer kılcallarında. Ama karbonik asitin bikarbonat ve hidrojene ayrılması bu dokuda. Hatta hidrojeni hemoglobine bağlıyorduk. Bikarbonatları ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Vur tekmeye alıyorlardan plazmaya. Plazmada da akciğere kadar taşınıyordu. Cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. Geçtik. Hemoglobin ve karbonik anhidraz enzimi. Hemoglobini biliyorsunuz oksijen taşıyor. Karbonik anhidraz ne yapıyordu? Karbondioksitle suyu birleştirip karbonik asit oluşturan bir enzimdi. Tekrar kullanılabilir mi? Evet. Enzimlerin zaten özelliği. Hemoglobin de aynı. Al gülüm ver gülüm. Dokulara oksijen taşı. Dokulardan dokulara varınca oksijeni bırak. Karbondioksit al. Karbondioksiti getir. Akciğere bırak. Akciğerden tekrar oksijeni al. O zaman ikisi de tekrar kullanılabilir. Oksijen ve karbondioksit bağlama bu hemoglobine ait. Gen denetiminde ortak. Niye? Enzimin yapısında protein var mı kardeşim? Var. Hemoglobinin yapısında globin, protein var mı? Var. E proteinler nerede? Protein sentezi konusunda arkadaşlar genlerin denetiminde sentezlenir. Alyüver içinde bulunma. Evet, ikisi de alyüver içerisinde bulunur. Dolayısıyla cevabımız 1, 3, 4 olur dedikten sonra geçtik. Evet, yukarıdaki damarların hangilerinde oksihemoglobince zengin kan bulunmaz? Bak, oksihemoglobin HbO2. Temiz kan, temiz kan diyor. Hangisinde temiz kan bulunmaz diyor. Akciğer atar damarında kirli. Buyur. Bak, temiz. Kirli. Temiz. Kirli. Ne diyor? Hangilerinde oksihemoglobince zengin? O zaman kirliler arıyorum. Cevabım ne olacak arkadaşlar? 1, 3 ve 5 olacak. Cevap denizli. Tamam. Geçtik. Bireyde metabolik faaliyetlerin hızlı olduğu dönemde, yani koşma, egzersiz, top oynama vesaire, dokularda açığa çıkan karbondioksit miktarı artar. Tamam. Bu durumda kandaki karbondioksit miktarı da artar. Tamam. Kandaki karbondioksitlerin çoğu alyuvarlarda su ile birleşerek karbonik asit oluşur durur. Bu da tamam. Asit oluştu kardeşim. Böylece kandaki asitlik artar. pH düşer. Bu durum solunum merkezini etkiler. Neresiydi burası? Omurilik soğanıydı.
ve soluk alıp verme hızlanır. Böylece kanın pH'i yükseltilerek 7,4 seviyesinde sabit tutulur. Hangisi yanlıştır? Bakalım. Spor yaparken dinlenme haline göre kanın asitliği daha fazla olur. Evet. Soluk alıp verme hızının ayarlanması homeostezi, iç denge. Evet, bak, iç denge dediğimiz ne? Kanın pH'ini sabit tutmak. Alyuvarda karbondioksit ve H2O'nun tepkimeye girmesi sonucu oluşan molekül kanın pH değerini düşürür. Evet, asit oluşuyor, pH'i düşürür. Kanın pH'inin 7,4'ün üzerine çıkması soluk alıp verme hızını artırır. Yanlış. 7,4'ün üstüne çıkması daha da bazik oluyor. Böylelikle yavaşlar. Oysa ki ne? 7,4'ün altına inmesi, yani asidik olması soluk alışverişini hızlandırır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur diyelim. Soluduğumuz havanın akciğerlere iletilmesinde bronş adını verilen yapılar var biliyorsunuz. Soluk borusu akciğere girdikten sonra iki tane ana akciğere girmek için arkadaşlar bronşlara ayrılıyordu. Çeşitli uyarılar sonucu bu bronşlar aşırı derecede kasılır ve daralır. Hava yollarının daralmasıyla nefes almak güçleşse de nefes vermek daha zorlaşır. Bu şekilde nöbetler halinde ortaya çıkan geri dönüşümlü bronş kasılmasına astım denir. Tamam, hangilerine ulaşılamaz? Bak, bu soru doğru yanlış sorusu değil, hangilerine ulaşılamaz. Astım hastası olan bireylerde nöbet halinde soluk alıp vermede zorluklar yaşanır. Evet, bak, burada bahsetmiş. Çeşitli uyaranlar sonucu kasılan bronşlar tekrar gevşeyemez. Evet, niye? Çünkü arkadaşlar bak diyor ki nefes almak güçleşse de güçleşse nefes vermek daha da zorlaşır. Demek ki kasılıyor ama hani tam gevşeyemiyor. Peki astım hastalığı genleri anne babadan bireye geçebilir. Bak doğru bir bilgi. Bak doğru bir bilgi. Hatta biz deriz ki astım hastaları için ciddi anlamda kalıtsal bir faktör söz konusudur deriz. Ama buradan ulaşamıyorum. Cevabım arkadaşlar C şıkkı derim. Geçtik. Kanın pH değeri normalin altına düşerse 4 tane olay vermiş gerçekleşme sırası. Peki kanın pH değeri bir bakalım mı? O zaman ne olacak? Sorunun merkezinin uyarılması, akciğerlere daha hızlı hava dolup boşalması, diyafram kasının kasılması, kan pH'inin yükselmesi. Şimdi arkadaşlar, direkt sorunun merkezi uyarılacak. Düşük pH. Doğru mu? Daha sonra diyafram kasını uyaracak bu. Var mı sorun? Diyafram kası uyarılınca hani nefes alışverişimiz hızlanacak ve sonuçta kanın pH değeri yükselecek. O zaman 1, 3, 2, 4 şeklinde olur derim. Cevabım arkadaşlar B şıkkı olur. Evet, geçtik. Aşağıdakilerden hangisi kandaki alyuvar üretim hızını artıran faktörlerden birisi değildir? Bakalım mı? Oksijenaz ise? Evet. Kanamaların olması? Evet. Çünkü kan kaybı. Alyuvar kaybediyorsun arkadaşlar. Alyuvar. Alakası yok ki. Alyuvar deseydi eyvallah. Yüksek dağlara çıkarması artırır. Kemik iliği zaten kırmızı kemik iliğinde üretiliyordu. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar C şıkkı olur dedik. Geçelim. Doku hücrelerinde oluşan karbondioksitlerin vücut dışına atılması sürecinde olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öncelikle 1. Karbonik asit oluşacak. Doğru mu? Karbonik asit iyonlarına ayrışacak. Daha sonra da tam zıttı olacak. Hidrojen hemoglobine bağlanacak. Bu dokuda. Alyuvara gidince de tam zıttı olacak. Dolayısıyla 1, 3, 2 şeklinde bir cevabım olur arkadaşlar. Tamam. Geçtik mi? Bir insana aşağıdaki gaz karışımlarından hangisi verilirse solunumuzu daha fazla artırır. Arkadaşlar, genel bir bilgi size. Bak, solunum hızını artıran şey kanın pH'inin düşmesidir. Peki, oksijen mi artırır? Yani oksijen mi kanın pH'ini etkiler, karbondioksit mi? Hangisi? Karbondioksit. O zaman sizin solunum hızınızı artıran temel faktör, temel gaz diyelim, yani oksijen ve karbondioksit karşılaştırıyorum, karbondioksit. O zaman içinde karbondioksiti fazla olan bir hava verirseniz arkadaşlar, ki suni teneffüste de böyledir. Bak, solunumu hızlandırmak için yani karbondioksiti birazcık çok olan hava vermek daha makbuldür denir. O zaman karbondioksit çok olan bir şey arayacak. Bakalım. Yüksek oranda karbondioksit diyor. Bu olabilir. Normal karbondioksit. Düşük karbondioksit. Bak. Normal karbondioksit. Ve normal karbondioksit. O zaman yüksek karbondioksit. Cevap A olur. Tamam mı? Şimdi bana diyeceksiniz ki ya hocam sen oksijene hiç bakmadın ki. Ben de biraz önce dedim ki sana. Kardeşim, oksijen soluk alışverişini etkileyen temel faktör değildir. O solunumun hızlanmasını sağlayan temel gaz karbondioksittir dedim. O nedenle karbondioksite baktım. Tamam mı? Cevap Adana. Geçtik.
Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında gerçekleşen olaylardan değildir arkadaşlar? Akciğerin kasılıp gevşemesi, göğüs boşluğundaki basınç değişimi var. Kaburga kaslarının kasılıp gevşemesi var. Diyafram var. Akciğer hacmi var. Bu yok. Bak biraz mantıksız gelebilir size. Akciğer kasılıp gevşemez mi hocam? Hayır, gevşemez. Çünkü yapısında kas yok. Yapısında kas yok. Cevap burada nedir? A şıkkı olur arkadaşlar. Tamam. Evet. İnsanda karbondioksit gazı çoğunlukla kanda aşağıdakilerden hangisi? Bakın karbondioksitin 3 tane taşınma şekli vardı. Birincisi işte plazmada çözünmüş halde. İkincisi alyuvarda hemoglobine bağlı olarak karboksihemoglobin. Üçüncüsü de arkadaşlar ya da karbominohemoglobin diye de çıkabilir sorularda. Üçüncüsü de plazmada arkadaşlar bikarbonat iyonları şeklinde %70 arkadaşlar bikarbonat şeklinde plazmada taşınıyordu. Tamam, bunu da dikkat edelim. Ama alyuvarın içerisinde değil. Çünkü bikarbonat oluştuktan sonra kan plazmasına atılıyordu arkadaşlar. Yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri doku kılcallarında gerçekleşir? Bakalım mı? Karbondioksit oluşmuş, hemoglobine bağlayacağım. Bu karbondioksiti nereye taşıyacağım işte? Alyuvarla şeye taşıyacağım. Akciğer, o zaman bu doku kılcalında. Bu akciğerde oksijeni taşıyorum. Bak, hidrojenle bunun birleşip karbonik asit. Bunun devamı ne biliyor musunuz? Reaksiyonun devamı şu. Su artı karbondioksit. İşte bu oluşan karbondioksit de tekrar nereye veriyorum arkadaşlar? Nereye veriyorum? Dışarı atıyorum. Dolayısıyla bu nerede olur arkadaşlar? Bu nerede olur derseniz bu da akciğerde olur. Tamam. Ne diyor? Doku kılcallarında. O zaman cevabım yalnız bir olacaktır arkadaşlar. Geçtik. İnsanda soluk verme sırasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Evet. Kaburga kasları kasılır mı? Aynı. Diyafram kasılır mı? Kasılır. O zaman 3 yanlış mı? Doğru mu? Soluk verme sırasında diyor. Tekrar bakalım arkadaşlar. Kaburga kasları gevşer. Bu yanlış. Tamam mı? Akciğer içi hava basıncı artar. Evet, basınç artacak ki dışarı hava vereceğiz. Diyafram kası gevşer mi? Gevşer. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Tamam mı? 2 ve 3 burada. Soluk nerede vermede? 1 ise arkadaşlar soluk alma olayında gerçekleşen bir olaydır. Evet, bir diğer sorumuz. Akciğer iç yüzeyi alveol denilen yapılar sayesinde. Tamam, alveollerin özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır? İç yüzeyin emidir. Evet. Gazların değiş tokuşunu arkadaşlar kolaylaştırmak için. Zengin bir kılcal damar ağıyla donatılmıştır. Tabii ki. Çünkü alınan havadaki oksijen bu kılcala, kılcaldaki karbondioksitler de içeri geçecek. Yani alveole. Sadece memelerde görülür. Evet. Memede olduğunun bir kanıtıdır bakın alveol olması. İç yüzeyinde lipoprotein. Yani arkadaşlar sürfaktan bulunur. Evet, bu su kaybını ne yapar? Bak engeller diyemiyorum. Çünkü cama huh derseniz cam buğulanır. Su kaybı var ama bu maddeler olmasaydı su kaybımız daha da çok olacaktı arkadaşlar. Yapıları esnek mi? Evet, esnek. Bu lipoprotein sayesinde arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yanlış olan cevap E şıkkıdır diyelim. Evet. Aşağıda verilen damarların hangisinde oksihemoglobin miktarı en düşüktür? Oksihemoglobin en düşüktür diyorsa arkadaşlar kirli bir damar arayacağım. Öyle değil mi? Kirli kanın bulunduğu. Bak, kirli. Temiz, 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 temiz. Al. Tamam. Buna dikkat edelim. Yani akciğer atar damarında çünkü kirli kan vardı. Evet. Yine klasik bir soru. Hangileri akciğer kılcalları, hangileri doku kılcalarında arkadaşlar? Hb artı O2, HbO2. Doku mu, akciğer mi? Akciğer de. Karbonik asitin arkadaşlar su ve karbondioksit ayrılması akciğerde. Bu karbondioksit de dışarı atacağım işte. Karbonik asit oluşumu dokuda. Oksijenin hemoglobinden ayrılması da dokuda. O zaman 1, 2, 3, 4 olacak. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet. Gerçekleşme sırasına bakalım arkadaşlar. Hangisiydi? Öncelikle kandaki karbondioksit artar mı? Artar. Buna bağlı olarak kanın pH'i düşer mi? Düşer. Buna bağlı olarak diyafram uyarılır mı? Uyarılır. O zaman arkadaşlar bunun sonunda solunum merkezinin diyafram ve kaburga kaslarının uyarması 4 ve soluk alışverişi hızının artması dolayısıyla 3 4 B şey ne 4 3 2 5 ve 1 olacak cevabımız arkadaşlar D şıkkıdır. Evet. Sağlıklı bir insanda akciğer hacminin zamana bağlı değişimini gösteren grafik. Hadi bakalım mı? Bak. Akciğer hacmi artıyor mu? Artıyor. O zaman soluk alma. Şurası ne? Verme.
0 T1 alanında diyafram kası kasılır. Soluk almada öyle miydi? Evet öyleydi. 0 T1 alanında akciğer iç hava basıncı düşer. Hacim artıyorsa basınç düşer. Evet. Peki. T1 T2 aralığında kaburga kasları gevşer. Evet. T1 T2 aralığında karın iç hacmi azalır. Ne diyorsunuz? Bak. Göğüs iç hacmi arkadaşlar azalıyorsa karın iç hacmi de artar. Yani karınla göğüs arkadaşlar birbiriyle tam zıt orantılıdır deriz. Akciğer hacmine bakıyorum. Göğüste değil mi akciğer? O zaman göğüs hacmi azalıyorsa arkadaşlar karın hacmi de artması lazım. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar. Bugünkü oturumda solunum sistemini sorular üzerinden tekrar etmiş olduk. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye kadar hoşça kalın arkadaşlar.